Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte kudret sınırı bu arkadaşlar. Kudret sınırı yağ yapacağız. Arkadaşlar biz yıkadık. Şimdi yıkadıktan sonra güzel diye bir kurulayın. Biz kuruladık. Şimdi size basitçe anlatayım. Biz bunun içindeki böyle çekirdekleri görüyorsunuz değil mi? Şuralarda çekirdekler var. Onları bu kaba. Diğer bu dışını da bu kaba koyacağız. Şimdi ben size göstereyim yaparak. Bakın çekirdekleri böyle. Aynı bir nar gibi. Böyle de koyabilirsiniz. Kolaylık olur. Şimdi şuraya alalım. Ama hiçbir tane kulağının içindeki parçalardan kalmayacak. Tamam mı? Böyle tanelerden. Kalmasın yani. Kalmazsa iyi olur. Şimdi gösterdiğim şu kap vardı ya. O kaba kudretlerinin kendisini koyacağız. Sonra bir gece bekleteceğiz. Ve kendi kendine suyunu yapacak o. Bir gün sonra suyu olunca kudret sınırı yağ olacak. Şimdi bunu yapacağız ya. Bunlar aslında ciltlere çok iyi geliyor cilde filan. Ama alerji de yapabilir. Söyleyeyim ben şimdiden. Tamam. Bakın hala kudretin şey içindeki derde böyle bir şey. Böyle görünüyor. Şimdi gün bekletmeye geçiyoruz. Bay bay. Arkadaşlar şimdi bir gün geçti. Kudret sınırı yağımızı döküyoruz. Şuradaki de bakalım. Bakın bu da bizim geçen sene yaptığımız. Bunu da getireyim isterseniz. Gitti. Arkadaşlar bakın. Şu kudret sınırı şeyini böyle kuruluyoruz. Hem bir de biz bu çişiyle kuruladık. Şöyle dur. Arkadaşlar, şimdi kuruladığımız kudret sınırını koyuyoruz. Arkadaşlar, kudret sınırı yağını biz kremlerde falan kullanıyoruz. Cildeki böyle şeyler olur ya hani mesela lekelere iyi geliyor. Öyle ben ilk başta söylemeyi unuttum ama özür dilerim şimdiden. Lekelere çok iyi gelir. Mesela başka güzel yağlar da var. Bazıları koku amaçlı yapılıyor. Bazıları da cilde iyi geliyor. Ondan yani yağlar önemlidir. Tamam. İçine yağ koyuyoruz azıcık. Şimdi arkadaşlar en az 40 gün, en fazla bir sene bekletiyoruz. Hadi bay bay.